Radyo Türk'ü Münih Setting Stüdyolarından herkese merhaba. New York İstanbul Kültür Sanat Hattı'ndayız. Bu akşam çok keyifli bir programımız olacak. Çok keyifli konuklarımız var. Işıl Bağdadi, film prodüsörü, distribütörü Kava Productions'dan. Bilge Ebiri, film eleştirmeni, yazar. New York Magazine'de yazıyor kendisi. Atilla Güllü, Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi Sanat Galerisi koordinatörü. Sinema konuşacağız, film konuşacağız, resim konuşacağız, sanat konuşacağız. Biraz sinemadan bakalım. Amerikan sinemasını konuşalım. Burada genel olarak çok yukarıdan bakıldığında bizim bildiklerimiz, basında takip ettiklerimiz dışında senin Bilge gözlemlerinde farklı neler olabilir? Genel olarak sinema kültüründe, sinemanın bugünü ve geleceğinde neler görüyorsun? Vallahi bugünlerde sinemanın bugünü ve geleceği aslında çok karışık çünkü son işte 5-10 yıl içinde işte videonun gelişmesiyle dağıtımın bir açıdan gelişmesi, bir açıdan gerilemesiyle yani eskiden düşünün New York'ta bir hafta içinde ki ben yani haftalık bir dergi için yazıyorum onun için her hafta hangi filmler çıkıyor görüyorum. Eskiden 5-6-7 tane film çıkardı şimdi 15-20 yani ve bu filmler çıkıyorlar bir hafta oynuyorlar kayboluyorlar. Çoğu zaman yani niyetleri de öyle uzun süre oynamak değil sadece işte bir hafta oynamak. Yani hep söylüyoruz, hep konuştuğumuz bu tüketim toplumu olmak yani sanatın da yani güncel hayat gibi sanatta da her şeye yansıdı galiba. Evet, onun için yani böyle çabuk şey... tüketim, yenisi, hadi yenisi gelsin. Ve böyle bir karışıklık içinde şey bulmak çok zor. Eskiden böyle bir ip bulurdun, bir pattern, bir design görürdün. Ya işte şu tür filmler yapılıyor artık. Evet. Ya da şöyle bir süreç, bir trend, bir süreçteyiz. Evet, tanımlanabilir bir tarz olurdu. Ha. Şimdi her tarz, evet. Yani eskiden böyle sinemalarda vizyona giren filmler böyle çok özel bir durumdu. Herkes böyle heyecanla o filmin açılışını beklerdi. Artık böyle iPhone'umuzdan, iPad'imizden, evet. Laptop'umuzdan her yerde artık izleyebiliyoruz. Bilge'nin dediği çok doğru. Bu video on demand artık çok böyle popüler oldu. Evet. Filmin tanımı da belki değişiyor. Yani film dediğimiz şey, evet hakikaten öyle bir stüdyo tarafından aylar süren bir çalışmayla üretilen nadir bir şeydi. Ama şimdi bir insanın alıp 5 dakikalık arkadaşlarıyla oturduğu bir ortamda belki çekmesi de tam film diyemeyiz ona ama içinde o unsurları bulunduruyor. Evet. Yani bir paylaşım var, bir bazen içinde bir senaryo var. Hani bir reality TV gibi düşünelim onu ve onların hepsi bir film gibi paylaşılabiliyor. Belki filmin tanımı değişiyor. Gösterim şekli değişecek. Hakikaten ben şeyi göremiyorum yani bundan uzun seneler sonra hala sinemaya gidip oturup o ortamda film seyredecek miyiz onu bilemiyorum. Bence seyredeceğiz. Seyredecek yani. Bence seyredeceğiz. Çünkü bence yani insanlar belki ben yani yaşım gereği öyle diyorum çünkü öyle büyüdüm ama öyle olsun istiyor olabilir. Ama düşünün yani bunca sene insanlar yani hep böyle ortamları aradılar, sinema ortamlarını. Yani sinema olayı, sinema salonu olayı her ne kadar da şu an bu aralar sıkıntı çekiyorsa da yine de insanlar gidiyor. Ya düşünün, evet. 15-16-17 yaşındaki çocuklar oldukça bence sinema salonu olayı devam edecek. Çünkü evet. Onlar gidiyorlar yani yazın falan gidiyorlar. Onun için yani insanlar sonuçta böyle grup halinde olmayı seviyorlar. Yani grup halinde olup bir şey experience etmeyi seviyorlar. Onun için yani bir yandan eleştiriyoruz onu. Hani tabii. Bir arada olmaktan sıkıntılarımız da var bazen. Tabii. Çok kalabalık olup da hani tabii. Omuzlarımız, hareket alanımız, yani rahatlığımız birbirine değdiğinde çok bazen bu çok fazla diyebiliyoruz ki İstanbul'da yaşadım ben. Sen İzmirlisin. İstanbul'da yaşıyorsunuz. New York. Ankara'da yaşıyorum. Ankara. Yani büyük şehirlerde bazen şikayet ediyoruz ama bir yandan da şimdi hepimizi bırakalım. Diyelim ki istediğin yerde bir hayat seç, bir yaşam seç. Hiçbirimiz bir dağ başına gidip de yaşamak da istemiyoruz aslında. Yani bu da bir alternatif ama onu yapmıyoruz. Tabii. Şimdi ben bu arada tabii siz çok güzel bir şeye de değindiniz. Aslında sanatların ortak bir yanı var. İnsanları evinden çıkarıp bir yere getirmek ve sosyalleştirmek. Çağımızdaki atomize olma meselesi
sinemanın tüm sanatlara sirayet eden ciddi bir tehdidi var. İnsanların eve kapanması ve yalnızlığı. Amerika'daki durumu bilmiyorum ama tahmin ediyorum tabii ki. İşte dostlar izlediğim kadarıyla. Türkiye'deki metropollerde, kırsal kesimlerde değil ama metropollerde bu yalnızlaşma meselesi ve kapitalist dünyanın sunduğu olanaklar, yani ey vatandaşlar gelin bakın ne güzel bizim HD'lerimiz, efendimiz, home sinema sistemlerimiz, gelebileceğiniz en güzel yer evinizdir gibilerden, ki bu herhalde Amerika'da da var. Ondan sonra bu aşırı propagandayı yapıyorlar ve Türkiye'de insanlar bayılıyor. Wow factor Türkçesi, yok, Türkçe wow kelimesi kullanılıyor wow galiba değil mi? Wow diye duyuyorum. Why factor. Why factor. Tamam biz onu öyle yapalım. Güzel oldu. Why factor. Why be factor. Evet o tabii wow sözcüğünden biraz alay ediliyor tabii. Biraz Amerikan. Evet bizim versiyonumuz oldu. Evet. Atilla Bey siz o kadar güzel bahsettiniz ki sanattan sonra bir ara şiir dediniz. Doğru. Sanki ben size desem ki bizimle şöyle güzel bir şiir paylaşır mısınız? Sizden böyle çok güzel bir şiir duyacakmışız gibi geliyor. Yok ya ezberimde vardı ama şimdi hakikaten hatırımda, hafızamda yok. Şiiri tabii sevmeyen var mıdır? Herkes şiiri sever ama peki, hafızamda yok. Peki Bedri Rahmi Eyüboğlu dedik. Evet tabii. Onun çok keyifli bir şiiri var. Tabii Karadut. Karadut'un tabii. Çatal Karam Çingene. Ondan bir iki satır ben okuyayım mı? İzleyinizle. Tabii. Karadut'um, çatal karam, çingenem. Nar tanem, nur tanem, bir tanem. Ağaç isem dalımsın, salkım saçak. Petek isem balımsın, ağulumsun. Günahımsın, vebalimsin. Dili mercan, dizi der mercan, dişi mercan. Yoluna bir can koyduğum, gökte ararken yerde bulduğum. Karadut'um, çatal karam, çingenem. Daha nem olacaktım bir tanem, gülen hayvan, ağlayanlarımsın, kadınım, kısrağım, karımsın. Sigara paketlerine resmini çizdiğim, körpe fidanlara adını yazdığım, karam, karam, kaşı karam, gözü karam, bahtı karam. Silah kokar, arzu tüter, ılgıt ılgıt buram buram. Ben beyzade, kişizade. Her türlü dertten topyekün azade. Hani şu ekmeği elden suyla gölden, durup dururken yorulan, kibrit çöpü gibi kırılan, yalnız sanat çıkmazlarında başını kaşıyan, artık otlar, göstermelik atlar gibi bedava yaşayan. Sen benim mihnet içinde yanmış kavrulmuşum, netmiş, neylemiş, ne olmuşum. Cömert imaklar gibi gürül gürül, bahtın karışmış bahtıma çok şükür. Yunmuş, yıkanmış adam olmuşum. Karam, karam, kaşı karam, gözü karam, bahtı karam. Sensiz bana canım dünya haram olsun. Wow. Çok güzel. Bravo. Bak wow yazmış. O zaman her şey sanat değil. Sanat olabilmesi için bir takım kurallar gerekiyor. Söyleminiz olması ve o söylemin bir takım kurallar içinde sunulması. Biz buna estetik diyoruz. Estetik güzel olmak zorunda değil. İnsanları heyecanlandırabilirsiniz, kızdırabilirsiniz, kışkırtabilirsiniz. Ters bir takım köşeye yatırabilirsiniz. Sonuçta insanların ilgisini çekip bir konuda uyarıyorsunuz. Aslında benim daha önceki söylediğim bu büyüteç meselesi hoş bir analoji. Evet. Bir şekilde insan yaşamının bir kısmını büyütüyorsunuz ve insanları uyandırıyorsunuz. Onların farkındalığını getiriyorsunuz. İnsanları farkında düşünmeye sevk ediyorsunuz. Bu anlamda sanat olsa da olur, olmasa da olur değil, insanların sanata ihtiyacı var diye düşünüyorum. Kesinlikle.
Kesinlikle. Mesela bir tane filmden bahsedeceğim. Birçok Türk'ü kışkırtan bir filmdir. Bu Midnight Express filmi. Bilirsiniz herhalde. Yani bu film mesela beni halen bu ne zaman bir Amerikalı bir arkadaşım sorsa Türksün, evet Midnight Express filmiyle ilgili ne düşünüyorsun? Konuşmak bile istemiyorum artık mesela ama şu anda bahsettim. Çünkü insana gına geliyor bir yerde. Çünkü bir sanat sonuçta bu, bir film. Hem de çok tanınmış, çok yetenekli bir yönetmen tarafından yapılmış bir film. Ama sonuçta işte bazen biz kişisel sebeplerden dolayı bir sanat eserine farklı bir şey verip yorum şey yapabiliyoruz. Bilmiyorum yani ben bir şekilde duygusal olarak bakıyorum bu şey. Biz bir şey seni korkutabilir, sinirlendirebilir, kışkırtabilir, güzel bir hissede bırakabilir. Ama çok katılıyorum. Sanata ihtiyacımız var. Sanatsız bir hayat düşünemiyorum. Sanat hayattır. Yani sonuçta sanıyorum benim için öyle. Evet.